şu da soruluyor, söyleniyor. Sorunuza cevap vermeden önce MİT müsteşarlığı çok değerli bir kanlıktan da önemli bir yer. Hiç şüphesiz öyle bir yer. Yani böyle pozisyonu bırakmak gerekli miydi, gereksiz miydi gibi bir takım sorular da soruluyor. Şöyle değerlendirmek lazım. Bir kere bunu bırakıyor olması, yani bir koltukta ısrar etmemesi, bir koltuk yani genelde Türkiye'de eleştirilen koltuk bağımlılığının dışında davranması fidan açısından şık bir davranış. Bunun altını çizmek lazım. İkincisi, elbette yerine mutlaka birisini düşünmüştür. Bu sadece bir spekülasyon. Yani yardımcılarından birinin müsteşar olacağı ihtimali güçlü. Yani bu çünkü Davutoğlu'nun başbakan olduğu günden beri bu ihtimal bir şekilde dillendiriliyordu. Dolayısıyla bu kararı hazırlıksız olduğunu düşünmüyorum. Çok kısa süre içerisinde böyle bir tercih yapılacaktır. Yani yerine birisi şu anda düşünülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bunu konuştuğunu biliyoruz. Sayın Başbakan'la da konuştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla o hazırlıklar yapılmıştır. Müsteşarlığı hani boş bırakılacak, hele bir bakalım denilecek bir yer değil. Hele bir, Türkiye'nin bu özellikle Orta Doğu'daki dosyaları, içeride paralel yapıyla mücadele dosyası gibi hassas gündemlerini düşünürsek burada zaman kaybı hesaba hiçbir şekilde katılmamıştır. O kısa süreçte telafi edildi o tercih. Öte yandan fidan özellikle son kanun değişikliğiyle birlikte müsteşarları, görev başında olanlar, ayrılanlar, her türlü görevlilerinin bir korunma zırhı var. Milletvekillerinden daha güçlü diyebileceğimiz bir zırhı var. Bir başka tartışma konusu da bu olabileceği için şimdiden söylüyorum onu. Yani fidan görevinden ayrılınca korumasız mı kalıyor diye bir takım kritikler de yapılıyor. Böyle bir riski de bulunmamakta. Dolayısıyla bütün hazırlıkları yapılmış bir, her açıdan da güçlü bir adaylık olarak değerlendirilebilir. Peki sizce herhangi bir seçimlerden sonra sizce herhangi bir bakanlık görevini üstlenir mi? Bu ne olur? Böyle bir tahmininiz var mı? Biliyorum çok erken bu soruyu sormak için ama yine de aklınızda bir şey var mı diye merak ettim. Ben de daha erken bir şey söyleyeyim. Yani fidanın seçime kadar bile aslında kabineye girmesi seçeneklerden biriydi. Yani çünkü önemli bir görevden geliyor. Önemli bir isim, başarılı bir müsteşarlık dönemi getirdi. Özellikle son işin elindeki konsolosluk görevlilerinin kurtarılması gibi istihbarat örgütleri arasında gıptayla bakılan bir operasyona da imza atarak bir anlamda zirvede bırakmış oluyor. Kabineye kadar ki, Haziran'a kadar ki dönemde dahi kabineye girmesi ihtimallerden biri olarak konuşulmaktaydı ki bu da kabineye güç katabilecek bir tercihti. Bilmiyorum böyle bir şey düşünülür mü? Şu anda bunun çok mümkün ya da güçlü bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum ama dolayısıyla seçimden sonra erken belki spekülasyon ve tahminde bulunmak ama seçimden sonra kabinenin güçlü isimlerinden yani kabineye girecek adaylar arasında güçlü bir aday, güçlü bir seçenek olduğunu söylemek iddialı bir laf olmaz. AK Parti seçimi kazandığı takdirde hükümette Davutoğlu'nun değerlendireceği en başta değerlendireceği isimlerden biri olacaktır diye tahmin ediyorum. Peki Sayın Karaalioğlu, şimdi kendisi görevi sebebiyle, MİT müsteşarı olması sebebiyle birazcık daha tabii ki gizli bir durum olduğu için çok fazla onun konuşmalarını vesaire bunları bilmiyoruz. Peki bu yeni süreçte kendisi sizce aktif olarak söz alacak mıdır? Nasıl bir Hakan Fidan göreceğiz? Görürüz veya? Peki sanmıyorum. Yani şöyle düşünecek olursak işte milletvekilliği adaylığı süreci milletvekillerinin kendilerini göstermeleri, her bahaneyle kendilerini ifade etmeleri için bir fırsat aynı zamanda ama Sayın Fidan'ın bunu tercih edeceğini zannetmiyorum. Yani o MİT müsteşarlığının ürettiği doğal gizemi koruyacaktır diye düşünüyorum. Muhtemelen belki birkaç televizyon programında görünebilir. Yani bu mümkün. Sonuçta siyasete atılıyor ve kendisini seçmenlerine toplum anlatması lazım. Ama bu böyle kanaldan kanala, gazeteden gazeteye koşturan bir siyasi profil bize vaat etmiyor. Belki artık şeyden seçimden sonra daha fazla bunu görebileceğiz ya da görev alırsa görevine uygun bir şekilde görebileceğiz. Fakat yani yarın 10 Şubat'tan itibaren Hakan Fidan istihbaratın başından ayrılarak kamuoyuna görüşlerini sık paylaşan bir profil olmayacaktır diye düşünüyorum ama bu merak, sizin sorunuzdaki merak tabii herkesin de olacaktır. Çünkü Türkiye tarihinde, bürokrasi tarihinde ve siyaset tarihinde zannediyorum ilk, eğer hafızam yapmıyorsa böyle bir tercih ilk defa bir müsteşarı siyasete geçiyor.
Dolayısıyla bu merak ve Hakan Fidan'ın üzerindeki özellikle son dönemde vakıf olduğu için de bunun dosyalarını zaten ayrıca ürettiği bir merak. Hakan Fidan'ı zorlamakla birlikte buna çok cevap vereceğini zannediyorum. Doğal olarak da istihbarat başkanının göreviyle ilgili, geçmişiyle ilgili konuşması yasal olarak mümkün değil. Hakan Fidan'ın karakterinde, tabiatında da zaten böyle bir merak karşılama olmayacaktır. Daha çok siyasi kimliğiyle geleceğe yönelik mesajlarını duyabiliriz ama onu da çok az duyarız diye tahmin ediyorum.